Kibar olmak nedir? Biliyorsunuz. Ee, kibar, nazik, kimsenin ayağına basmayan, e, herkesin hakkını, hukukunu e, sayan e, güzel bir özellik. Ama zamanımızda hani biraz artık ne diyeyim e, en tercih edilen özelliklerden biri belki de değildir. Biraz daha böyle hani cabbar olmak gerekiyor artık günümüzde derken zaten kibardan aynen geldi. Veysel Eren Erden kibir. Kibirle Kibar. Aynı kökten geliyorlar. Ne kadar ilginç değil mi? Evet. Bunun arkasında bu e, kebir kelimesi zaten büyük anlamına geliyor. Arapçada. Hatta e, mesela ekber kelimesi yine Allahu Ekber dediğimizde Allah büyüktür anlamında. O yine KBR aynı kökten geliyor. Kübra ismi yine bu büyüklük fikrinden gelen bir e, dişil bir kelime. Bunun için e, bir kadın ismi olarak kullanılıyor. Kübra. E, kibir de bu anlamda zaten büyüklük, e, büyüklük taslamak yani büyüklük anlamına geliyor aslında. Oradan hareketle kibir, bizde işte o negatif anlam var, kibirli olmak, büyüklük taslamak. Ama işin garibi, kibar kelimesi de aynı kökten gelip kebir fikrinin çoğunlarından biri oluyor. Ama biz ne anlamda kullanıyoruz? E, nazik anlamında kullanıyoruz çünkü aslında o nazikliğin arkasında demek ki ne var? büyüklük fikri var. Yani kibar bir insanın aslında büyüklüğünden ötürü. Hani o şey vardır ya böyle aşırı zenginlerde yani. Hani yeni zengin olmuşlarda değil ama böyle aşırı hani böyle astronomik e, bir servete sahip olan e, aşırı zengin insanlarda böyle inanılmaz bir e, alçak gönüllülük gözlenir yani. E, mesela görmemiş sonradan zengine oranla böyle o büyüklük aynı zamanda çok büyük bir alçak gönüllülük ve böyle bir hani ...küçüklük hissi gibi yani öyle gözüken bir şeye sahip olurlar. Bence kibar kelimesi de biraz böyle yani. Kibar olmak için yani anca gerçekten böyle hiçbir egosu olmayacak kadar büyük... ...yani hiçbir güçsüzlüğü, eksikliği olmayacak kadar e, aslında özgüvenli olan insanlar kibar olabilir gibi okuyorum ben bu kelimeyi. Bilmiyorum katılıyor musunuz ama kibar kelimesinin ardında büyüklük fikrinin olması ve onun ta öbür tarafında duran kibir kelimesiyle aynı aynı kökten gelmesi bence harika bir şey